Sistem 9 Medya, geleceğe taşıyan dijital çözümler. Evet, sektöründe farklılık yaratan ikinci girişimcimiz Fatih Afşar. Hoş geldiniz. Dry Cleans Express Yönetim Kurulu Başkanı. Merhabalar, hoş bulduk. Aslında ben beyaz yakalıların kullanmadığını düşünmüyorum. Herkesin hayatında herhalde önemli bir noktadasınız. Doğru. Kuru temizleme sektörü. Şimdi bunu hakikaten kullanmayan yok, ben dahil olmak üzere. Hayatımızın önemli bir parçası. Tabii burada da hep ne istiyoruz biz müşteri olarak? Şimdi müşteri tarafında konuşuyorum. Farklılık, farklılık, farklılık istiyoruz. Bana nasıl farklılıklar yaratıyorsunuz ve ben sizi neden tercih dediğim noktasında sizin de oturup sürekli düşündüğünüzü biliyorum. Nasıl büyüyorsunuz? Ama önce isterseniz Türkiye'de bu ne durumda? Yani sektördeki gelişim çok hızlı bir ivmeyle büyüdü. Pazar nedir? Kullanım oranı nedir? Genel Türkiye resmine bir bakalım. Ondan sonra sizin girişimcilik başarınızı anlatalım. Peki. Dryclean Express markası bir grup şirketimiz, AGS grubunun içerisinde bünyesinde olan bir marka. 2006'nın sonunda, 2007'nin sonunda kurmaya karar verdiğimiz bir marka. Sektörde boşluğu gördük. Yani yüksek standarttaki boşluk, yüksek standarttaki hizmet boşluğunu görerek tespitlerimiz doğrultusunda kurduğumuz bir marka. Şu anda Türkiye'nin 82 ayrı bölgesinde hizmet vermekteyiz. Sektörün olması gereken yerin çok daha gerisinde olduğunu görüyoruz. Bu nedenle şirket olarak hem Türkiye'de hem de Avrupa ülkelerinde ya da Arap ülkelerinde oldukça büyük bir yatırım kararı almış durumdayız yeniden. Çok hızlı büyüdük. Bu hızlı büyümeyi hiç hız kesmeden artarak devam ettirmeyi. Şimdi sizden önce de bu sektörde bu işi yapan ya da sizinle beraber yapan şirketler var ama hizmetteki bir takım boşlukları gördük dediniz. Bu boşluklar nelerdi? Yani siz bu işe esas, ya biz de bu işin içinde olmalıyız, bu boşlukları biz doldurmalıyız dedirten şey neydi? Kuru temizlemeyi de ilgili, yani bu hizmet sektörüyle ilgili Türkiye'de standartlar belirlenmemiş. Yani insanlar doğru standartların ne olduğunu hiçbir zaman kavrayamamışlar, öğrenememişler. Sadece bir hizmet almışlar ama doğru mu yanlış mı farkında olmadan bu hizmeti almışlar. Avrupa'da evet bu hizmetin şartları belirlenmiş, işte hangi kurallarda, hangi çerçevede yapılacağı belirlenmişken maalesef geri kalmış üçüncü dünya ülkelerinde biz kendimize söylemek istemiyorum ama maalesef ki gelişmekte olan ülkeler diyelim. bizim ülkemizde bunlar bu altyapı doğru şekilde kurulmamış. İnsanlar evet hizmet almışlar ama hiçbir zaman doğru hizmeti alamamışlar. Biz bunu gördük. Yani yapmış olduğumuz Ar-Ge çalışmaları çerçevesinde Türkiye'de bu eksiği fark ettik. Ve dünyanın en gelişmiş makine sistemleriyle, en iyi konseptle, en iyi hizmet kalitesiyle burada Türkiye pazarında müşterilerimize doğru hizmeti vermeye çalıştık. Çok da başarılı olduk. Yani insanlar evet bu farklı hizmeti, her zaman aldıkları hizmeti bu şekilde farklı, daha iyi kalitede, çok daha yüksek kalitede, aynı rakamlarla çok daha yüksek kalitede aldıklarına çok memnun oldular. Ve bize gelen talepler oldukça olumlu yöndeydi. Hizmetin kendisi zaten aslında yani insanın hayat kalitesini yükselten bir sektör faaliyet gösteriyor. Ama insanlar galiba kendine verildiği kadarını kabul etmiş bugüne kadar. Yani bu hizmet böyle yapılır ama daha fazlasını, yani beklentilerini yükseltememiş tüketici. Siz bu beklentileri mi yükselttiniz? Bu boşluğu siz tabii işin içinde olduğunuz için bizlerin göremediği hizmet noksanlığını siz görüyorsunuz. Evet, gerek ekipman... Verilenle yetindik biz bugüne kadar, öyle söyleyeyim size. Ya bu konuyla ilgili Türkiye'de hiç bir meslek lisesi, bir akademi, hiçbir altyapı yok. Yani bizim kendi kendini yetiştirmiş diye tabir ettiğimiz insanlar ben bu işi yapıyorum diye ortaya çıkmış ve işte ufak şoplar kurarak bu hizmetleri vermeye çalışmışlar. Biz bununla ilgili bir akademi kurduk. Yani bir fabrika kurduk daha doğrusu. Aslında sektöre girişimiz 2003, hikayemiz 2003'te başlıyor. Çok büyük Marmara bölgesinin en büyük laundry fabrikasını kurduk. Burada Silivri'den ta ki Adapazarı'na kadar çok ciddi bir lojistik ağı kurarak bütün buradaki oteller, restoranlar, bütün kurumsal iş merkezlerine çok büyük bir günde yaklaşık 50 ton çamaşır yıkayarak çok ciddi bir kurumsal destek verdik, yıkama desteği verdik. Orada kurmuş olduğumuz bu fabrikayı bir akademi gibi, bir meslek lisesi gibi yönettik ve orada çok kaliteli personeller çalıştırdık, büyüttük, geliştirdik, onlara bir sanki bir akademide ders alıyormuş gibi dersler verdik ve orada yetiştirmiş olduğumuz
personelleri 2007 senesinde kurmuş olduğunuz Draykin Express, yani bireysel müşterilere hitap etmek düşüncesiyle kurmuş olduğunuz Draykin Express'te çalışmak üzere konumlandırdık. Orada doğru hizmeti alan personeller bu kurmuş olduğumuz mağazalarda insanlara işte alıştıkları hizmetin dışında daha kaliteli hizmet vermeye başladılar. Standartları çok daha yüksek kalitede yükselttiler. Evet. Şimdi böyle mailler geliyordu. Mesela okuduğum maillerin içerisinde şöyle bir mail atıyorum. Ben şu elbiseyi şuradan bir sene önce almıştım. Bir ilk gün bu elbiseyi böyle giyindim. Bir de bir sene sonra sizin şu şu şubenize verdim bu elbisemi. Ve bir sene sonra bir de bu elbiseyi ilk günkü gibi giydim. Yani çok ciddi bir işte yıkama, temizleme, işte ütüleme prensiplerine, işte kaliteli üretim prensiplerine bağlı olarak güzel bir servis veriliyor ve bu insanlar da bu servisten oldukça memnun kalıyorlar. Şimdi servis ve hizmet çok önemli ama bir taraftan da tabii bu işlem sırasında uygulanan, bu işlemi uygulayan makineler ve kullanılan teknoloji burada çok önemli. Doğru. Çünkü yani ne kadar iyi ve güler yüzlü hizmet verirseniz verin, sonuçta ürünün o makineden çok iyi bir şekilde çıkıyor olması lazım. Doğru. Şöyle bir şey var. Biz bu sektöre girme kararlarımızın başında şu da var. Kuru temizleme dünyanın en iyi para kazandıran 10 sektörün arasında. Öyle midir gerçekten? Evet öyle. Söylendiği vakit itibar görmeyen, biz de o sebeple girdik zaten. Söylendiği vakit itibar görmeyen, bu şekilde de eklenmiş iki Amerikan şirketi, bir Alman şirketinin yapmış olduğu araştırma sonucunda bu şekilde de başına eklenmiş. Söylendiği vakit itibar görmeyen ama en çok para kazandıran, dünyada en çok para kazandıran 10 sektörün arasında kuru temizleme de var. Kar marjı oldukça yüksek. Yani biri onlara düzeyinde. Bu kadar çok kar marjı olan bir sektör ama aynı zamanda kuru temizleme ciddi bir operasyon, kimyasalla bir temizleme yapıyorsunuz. Yani üzerinizdeki kıyafetleri tamamen bir kimyasalla temizleme yapıyorsunuz. Eğer bu kullanmış olduğunuz ekipman, bu kimyasalları, o temizlediğiniz, o elbiseleri temizlediğiniz kimyasalı eğer doğru makinelerde, doğru şekilde kullanamazsanız, işte günümüzde en korkulan hastalıklar, kanserojen etkileri olan. Bunun bir kontrolü, denetimi var mı Türkiye'de bugün? Maalesef yok. Bir standardı yok çünkü. Bir standardı yok ama bu şirketimiz, bizim şirket bu alanda Türkiye'de bu sektöre en büyük yatırım yapan şirket. Ve biz bunu bakanlık yetkilileriyle gerekli görüşmeleri yaptık. Biz ciddi bir yatırım yaparken bu sektörün de belli bir yere gelmesi açısından ciddi tavsiyelerimiz oldu kendilerine. Onlar da değerlendirdiler. Avrupa ülkelerinde bu işin nasıl standartları varsa Türkiye gibi bir ülkede de bu işin standartları olması gerektiğini, bu işin dezavantajları ya da insanlara sağlık yönünden nasıl... Peki dünyada belgeleniyor mu bu standartlar, sağlık konusunda insan sağlığının örneğin kanserojen madde içermediği ya da insana zarar vermediği konusunda bir belgesi var mı dünyada bu işin? Şöyle ki evet belgeleniyor ama bu bir operasyon. Yani bir denetim süreci herhalde, bir gözetleme süreci oluşuyor değil mi? Evet şöyle ki yani doğru ekipmanı kullandığınız sürece, doğru şekilde operasyonu doğru yönettiğiniz sürece evet bir sağlık riski yok. Ama dediğim gibi bu doğru ekipman Türkiye'ye girmemiş. Evet. Yani maalesef işte Avrupa'da, Avrupa ülkelerinde bu risklerden dolayı, tam da bu risklerden dolayı hurdaya ayrılmış makineler maalesef geri kalmış 3. dünya ülkeleri ve bizim gibi gelişmekte olan Türkiye gibi ülkelere girmiş ve burada kişiler, 3. şahıslar, 4. şahıslar bu eski makineleri alarak burada bu sektörde hizmet vermeye başlamışlar. Siz bunların dışındasınız ama değil mi? Biz tabii ki bunun dışındayız. Ciddi yatırım yaptınız çünkü bu işe. Biz o yüzden Türkiye'deyiz. O yüzden bu kadar çok büyük bir hızla büyüyoruz. O yüzden çok ciddi bir müşteri ağımız var. O yüzden bu kadar çok talep alıyoruz. Bu anlamda Avrupa ülkelerinin bile yapmadığı yatırımı yapıyoruz. Yani Avrupa ülkelerinden bile oldukça olumlu yaklaşımlar var şirketimize. Neredeyse Avrupa ülkeleri bile artık bizim markamızı takip eder hale geldiler. Aslında dünyada en çok kazandıran 10 meslekten birini yapıyorsunuz. Bu anlamda girişimcilere de aslında çok önemli bir uyarıda bulunmuş oldunuz. Bu işi 0 kilometre makinalarla yapmak gerekiyor demek ki. Doğru. 0 kilometre. Yani evet bu standartlara uygun makinalarla yaptığınız sürece hiçbir risk almıyorsunuz. Hedefiniz ne? Son cümle alayım sizden. Bundan sonra nasıl göreceğiz sizi? Kaç şehirde varım demiştiniz? Kaç şubeniz? Yaklaşık 80 şubemiz var. 80 şubeniz var Türkiye genelinde. Çok büyük ilde varız ama biz Türkiye'de hemen her ilde en az bir şube olma hedefindeyiz. Hedefliyorsunuz. Doğru. Aynı zamanda Avrupa ülkelerinde ve Arap ülkelerinde büyüme içerisindeyiz. Büyük şirketlerle görüşüp lokal bizim gibi
büyümeye yönelik şirketlerin satın almasını yaparak daha hızlı büyüme görüşeceğiz. Modelini izleyeceksiniz. Zaten franchise modeli burada kullanılacak. Dry Clean Express Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Avşar. Çok teşekkür ediyorum. Kısa ama keyifli bir sohbet oldu. Çok mersi. Siz büyüyün. Biz de sizin bu büyüme hikayenizi ekranlardan anlatmaya devam edelim. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim. Evet, Türkiye'de güzel işler oldukça biz bunları ekranlara getirmeye devam edeceğiz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın efendim. Sistem 9 Medya, geleceğe taşıyan dijital çözümler.